Aslında dün bu konuşma da bir zeytin dalıydı. Ben niye koca abla el ele tutuşup sana gelemiyorum dedi Nurgül. O zeytin dalı zamanında gerekti. Vaktinde ölen anam demiş. Zamanında da uzattı Nazlı Hanım ya. Vaktinde ölen anam, vakıtsız ölen babam demiş. Bence senin oğlunun hala burada oturma nedeni bu hamleleri Nurgül, Emre her istediğinde yaptığı için bu çocuk burada oturuyor. Emre yaptığı için. Hayır. Yok. Emre dedi ki anneme gidelim dedi. Kapının açılmayacağını bildiği halde Nurgül gitti. Emre dedi ki kalk annemden özür dileyelim, elini öpelim dedi. Sen elini vermedin. Nurgül kalktı. Yalan mı Emre? Bir buçuk senedir yaptığına rağmen bir de el mi uzatayım? Yok. Emre'nin burada bu kadar sineye çekip oturma nedeni Nurgül'e hadi Nurgül böyle yapalım dediğinde Nurgül hamleyi yapıyor, sen kabul etmiyorsun. O gösteriş. Gösteriş. Yapıyor kız. Hayır, buradan gelecek buradan. Yok ben ona da razıyım. Gösteriş de olsa. Yaptım mı yaptım. Yani bunun samimiyetini niye sorguluyorsunuz ki Allah Allah. Allah Allah kimi kandırıyor içinden gelerek böyle canım canım yapmak başka. İnsanın şeyine güler gibi. İçinden gelerek annem dediğini de duydum sana. Yok ben duymadım. Gerek i̇şte de yok. Ay demesin benim anne diyen bir sürü çolum çomağım var. Sen etmedin. Ve neticede dün şunu konuştuk. Anladık ki Nurgül'le Emre arasında konuşulan her şeyden ya da olan her eylemden Nazlı Hanım'ın haberi var. Var. Bu konuda Emre'ye bozulduk. Ve çıktık sokağa, vatandaşlarımıza sorduk. Dedik ki evlilikte erkek olan biteni annesine anlatmalı mı, anlatmamalı mı? Bakalım ne dediler. Evlilikte erkeklerin her şeyi annesine anlatması doğru mudur? Yok. Erkeğin de bayanın da anlatması doğru değil. Çünkü anne ona akıl veriyor, kızın annesi de ona akıl veriyor ya, olmuyor. Kendini düşünüp taşınıp ona göre hareket etmen gerekiyor. Bence doğru değil. Yani evlilikte her şey olabilir. Onu ailesiyle paylaşmak doğru değil. Öteki yani annesine babasına paylaşmak doğru değil. Doğru değil, yanlış. Ya eşiyle kendi arasında olan bir şey. O annesine niye yetiştirsin ki özel konuları, şeyleri? Yanlış. Çünkü erkekle bayan arasındaki yani eşlerin arasındaki bazı şeylerin annesinin duymaması lazım. Hayır, kesinlikle doğru değildi. Annesine değil kendisinden başkasına da anlatmaması gerekiyor. Eğer anne evliliğin içine çok girmeye çalışıyorsa, her şeyi öğrenmeye çalışıyorsa? Ya atacaksın kapının dışına gidecek, o kadar basit yani. Anne her şeyin içine girmez zaten, evlilik yani adı üstünde. Evlendik bitti. Anneyle ilişkimiz orada biter. Saygı, sevgi çerçevesinde devam eder. Ama evimizde işi yok. Annesinin bilmesi gereken şeyler var, bilmemesi gereken şeyler var. Bilhassa ben yaşadım onu. Nasıl yaşadınız? Birazcık bahseder misiniz? Yani böyle annesiyle, eşiyle arasında olan her şeyi annesine ya da akrabasına anlatmasına gerek yok ki. Problem olsun ya da iyi veya kötü bilmiyorum. Doğru bir davranış değil bence. Kesinlikle iyi bir davranış değil. Doğru değil. Her şeyi benim anam niye bilsin? Benimle eşimin arasında olan şey her şeyi bilmemesi lazım. Ama buradaki mevzuyu Emre üzerinden gidiyor yapıyorsanız Emre'nin annesi Nurgül Hanım Nurgül Hanım'ı bir an önce göndermenin hesabını kitabını yapıyor. Onu da başaracağını tahmin ediyorum. Çünkü artık Nurgül Hanım'ın gardı düştü. Her ne kadar annesini yanına almış olsa bile gardı düştü. Yarın öbür gün annesi de pes edecek. Bu savaşı Nazlı Hanım mı kazanır diyorsunuz? %100. Çünkü onun o zılgıtları, meşhur zılgıtları var ya, o zılgıtlar en sonunda zafer şarkısı olarak da orada söylenecek. Her şeyi annesine yetiştirmek doğru bir davranış değil. Yani hala ana kuzusu olduğunu gösterir. Yani annesine söylenecek laflar var, söylenecek şeyler var. Sonuç olarak iki kişi yaşıyor bir şey. Yani üçüncü kişi ne olursa olsun, ne kadar yakın olursa olsun, yani kaçıncı dereceden olursa olsun bence çok müdahale etmemesi gerekiyor. Yani muhalefet olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evliliği zedeleyen bir durum. Yani çünkü iki kişi arasında olan muhabbeti üçüncü kişinin bilmesi lazım. Annesi olsa daha iyi bence. Benim fikrim. Anne baş tacıdır. O farklı bir şey her zaman. Herkesin annesi kendine göre baş tacıdır ama evlilik hakkında bence yapılmaması gereken bir harekettir. Sizin eşinizden böyle bir şey görseniz ne düşünürsünüz? Yani daha önce yaşadım ama hiç hoş bir şey değil. Sürekli iki kişi arasında olan mevzu ailesine anlattığı oldu yani çok. Bu da tabii evliliği zedeledi doğal olarak. Gördünüz mü? Evet. Ama o abimiz nasıl? Diyor ki Nurgül'ü bezdirecek, Nurgül annesini de alıp gidecek.
Nazlı zılgıt çekmeye devam edecek. Bir de lafını bandan böleyim. Bir şey var orada kaçırdığınız. Önceleri söylüyordu Emre bana. Bununla nikaha kıyık da bunlar iyice tamamen çerçeve içine aldılar oğlanı. Ondan sonra Emre ne yaptı bilin mi? Geçen gün bir şey benim ilgimi çekti. Benim evime ne şarttan geliyor? Emre'yi onu çözdük ve babasıyla şok olduk. Kalp krizi geçirdik. Benim evime geleyim, Nurgül'ü arayayım. Telefonu açayım, mikrofonu koyayım. Biz ne konuşuyorsak orada duyayım. Acı bunu da sorun. Bunu da sorun. Kalbim duracaktı. Adamla şok olduk. Kalp krizi geçti. Benim konuştuğumu o duyuyor. Tamam bunu oğluna sor. Son anda anladım. Bunu oğluna soracağız. Niye yaptın? Soruyorum. Biz bir aile olmuşsak. Olamadık. Ben artık bunların arasında kalacaksam. Abi herkes her şeyi bilmek zorunda. Sonuçta biz görüyor bir aileyiz. Musunuz? Neden orada ayrı konuşuyoruz da benim karım da aile olsun. Belki biz... benim ağzımdan biz... öfkenin akan bir kelime çıktı canım. Haklısın. İnsanım da. Olmaz. Sinirlendim, ham bir kelime çıktı. Yani ağzımdan el olmadı, istemeden bir kelime çıktı. Niye duymalı? Ben biz aile olalım diye, bir aile olalım diye mücadele ediyorum. Bu aile olma değil, bu aile bozma. Bence ben, daha iyi, bana yardım kusura bakma anne, senin söylediğinde Nurgül'e söylerim, Nurgül'ün söylediğinde sana söylerim. Niye biliyor musunuz? Aranızda kalacağıma ikinizi söylediğinizde söylerim birbirinize. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hanginiz kabul eder? Söylerim abi. Aslan ama biraz çarpıtarak söylüyorsun sen. Biz mesela sana iyi niyetli bir şey anlatıyoruz, sen gelip çarpıtarak annen anlatıyorsun. Yok, ben şahit oldum mesela. Ben ağzımdan ne çıkmışsa onu söylüyorum. O an sinirle ne söyledin anneme? Onu söylüyorum. Annem o an sinirle ne söyledi onu söylüyorum. Telefonu mikrofon açmış ya, masaya koymuş. Ben de sevineyim diyeyim ki Allah'a şükür oğlan 5 dakika uğradı diyeyim. Önüne çaya kahveye şaşırayım ben. Adam da mikrofonu koymuş kadına dinletiyor beni. Yalan ya. Ve o yetmedi. Yetmedi. Bak, durun. Bunlar. Bugün var ya daha çok ağa diyeceksiniz. Arabalar yoktu, mecbur kaldım. Bugün iki gündür mecburiyetle kendilerinin arabasından gidiyorum. Hı. Ve bugün ne oldu biliyor musun? Sırf kaynanasından karısı üzülmesin diye adama dedi ki arabayı diye, şurada durdur diye götür annemi geri aldığınız yere bırakak da eyle gidelim ben kafam kaldırmayayım diye. Niye karısının ananası üzülmesin diye. Öyle değil. Buna gelirken. Öyle değil. Burada dur onu anlatıyor. Evet. Sırf kanasına kaynanasına avradının göğünü olsun diye İçine yapıyor. Tamam bir de yurda dur onu anlatıyor. İçmediğim için bana dokunuyor. Hı. Ben içerim dedi. Ben o zaman dedim binme bizim arabaya. Araba benimdi ya. Benim arabamda içemezsin. Binme bizim arabaya dedim. Başka arabaya dedim. Elin arabasına sahip çıkıyor. Oo kıyamet koptu. Babanın arabası. Babanın evinden mi cöttün? Daha demedi hiçbir şey kalmadı. Dünyada ne laf varsa bize saydı. Hiç de saymadı. Dünyada ne laf var, ne çirkin laf varsa saydı. Seni saymadınız ki. Onu çarpıtma. Senle sizle bir işim yok. Benim bütün dedim. Benim bu hale düşünen bu dedim. Beto etti bunlara. Kime? Vicdanen konuşuyor. Bunlara telefon açtı, kozasına şikayet etti. Bunları demiş. Tütün içmeyeceksin arabanda, arabada. Benim arabamda içemezsin. Binmesin, Seda Hanım. Binme adamların araba. Arabasına, kanalın arabasına. Binme araba. Benim arabamda arabaya binme. İçemezsin. Kadın o kadar uçmuş evet, kendi kendine. Benim bindim arabaya binme. İçeceksin.